Medet ya Erhamer Rahimin, medet ya Ekrem Rekemin, medet ya İlahel Alemin. Destur ya Adem, Safiullah. Destur ya Nuh, Şekirullah. Destur ya İbrahim, Halilullah. Destur ya Musa, Kelimullah. Destur ya İsa, Ruhullah. Destur Muhammed Mustafa, Habibullah. Destur cümle Peygamberimizden ve Resul-i Kiram Hazretleri. Destur ya sahib el meydan, rızaen lillahi, Fatiha ve assalatu. Her zaman muhtaç olduğumuz gibi bugün bu tazarru niyaza daha muhtaçız. Değil mi? Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ehlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidi emri ilallah innallaha basirin bil ibad sadakallahul azim. Vücuduyla mevcut sıfatıyla muhit esmasıyla zahir. Efaliyle muhit. Malum olan Rabbime hamdle başlarım. Evet. Muhterem cemaat. Allah adediniz artırsın. Allah'a inanmış, iman etmiş, Resulünün getirdiği ahkam üzere yaşamaya çalışan kararsız, ivazsız. İslam'ın inceliklerine vakıf olmak için ademlikten insan olmaya çalışan, İnsan olunca da insana Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği emirleri Hazreti Kur'an'la başlatan emirleri harfiyen yerine getirmeye gayret gösteren. Bunun ismini de dersin diye ama demişler. Ne demişler? Evvela Müslümanız elhamdülillah. Herkes Müslüman. Dünyada Allah var diyen Müslüman. Şeriat-ı Muhammed ile amel etmeye çalışıyoruz. Başka şeriatları taan etmiyoruz. O haddimiz değil. Allah bizim ne diyor bundan. Başka kitaplara dil atmak haddimiz değil. Peygamber Efendimiz'i ayırt etmek terbiyesizlik oluyor. Allah böyle buyuruyor. Yani İslam'ı terbiye almamışsın. Ayırt etmeyin diyor. Kim diyor? Hazreti Allah buyuruyor. Rica ederim. Sizleri tenzih ederim tabii. Bu Abdi Aziz'e itimat ediyorsunuz ki mesainizi buraya harcıyorsunuz.
Allah razı olsun cümlemizden. Biz bunu 50-60 senedir, 40-50 senedir haykırıyoruz. Gördük bunu, yaşadık. Allah'ın lütfü ihsanıyla idrak ediyoruz. Sadırdan gelen Rabbimin ihsan ettiği ilimle haykırıyorum. İşin aslı bu kardeşim. Ne olur? Niçin anlamıyoruz? Derken internette verdiğimiz için her sohbetimi diyorum. Niçin anlamıyorlar? Ne zaman anlayacaklar? Evet. Bakın bugün ne yaşıyoruz, değil mi? Muharrem ayına girdik Allah'ın mübarek aylarına. Bugün ikinci günü. Bütün Peygamber Efendilerimizin Allah'ın sonsuz rahmetine nail olduğu günler. Ama ne acıdı ki cehalet bizi nerelere götürdü, değil mi? Şeriat-ı Muhammedi'yi yine hale getirdiler. Hulefai Raşid Efendilerimizi katlettiler, hep şehit ettiler. Ve Ebu Bekir Sıddık Radıyallahu Anh Efendimiz. Diğerleri hep şehit. Ehl-i Beyt'i öldürdüler, evladı Resulü kıydılar. Nereden geliyor bu zulüm? Nedir? Kimdir bunlar? Kimdir bunlar? Anlayamıyoruz. Müslümanlığa geldim, mangalda kül bırakmıyorlar. İslam, o mümin dini İslam. Tek elimizi çekmeyin. Ben İsrail'in dini de İslam, ben Nasara'nın dini de İslam. Adem Sabirullah'tan kıyamadıklar İslam din, tek din, tek din diyor Hazreti Allah. Hiçbir Peygamber Efendimiz din getirmediler. Hepsi İslamiyet'e geldiler. Her Allah'ın yarattığı kulların yaşadığı zamana göre ihsan edilmiş emr-ilahiler var. En son gelen şeriata tabiyiz. Üstünlük değil. Yanlış anlamayın. Nefsinize gurur, kibir vermeyin. Rabbime hamd edelim ama bunlardan kaçınalım. Allah'ın kullarını niye ayırt ediyorsun birbirinden? Peygamber Efendimiz'i niye ayırt ediyorsun? Allah hassasını emrediyor, ayırt etme diye. Hala davasını gidiyoruz. 12 imam, 14 pasım ok, 24 altın, 72 pehlivan, şehidi Kerbela, şehidi Bedir, şehidi... Neler yaptılar, neler yaptılar biliyorsunuz, iç acımız gitmiyor. Ama Allah hesabını görecek. Biz bugün yaşayacağız. Kardeş kardeş yaşayacağız. İsteseydim sizi bir kabile yapardım diyor Hazreti Allah. Birbirinizi tanıyasınız diye ayrı ayrı kabile yaptım. Bu söylediğim sözler Allah'ın emri. Kur'an'ın dışında değil ki. Kardeş olunuz diyor, kardeş. Ne acı. Bunu söylerken neşebime, meşrebime göre söylemiyorum. Ehl-i Beyt dedim. Bu Abdüaziz, layık kılsın Allah. Ana tarafından da, baba tarafından da. Ama onun için mi
işin yanıyor. Hayır hayır, bir Müslüman olarak, bir Allah'ın kulu olarak, Peygamber Efendimiz'in ümmeti olarak yanıyor için. Hepimizin yanıyor, biliyorum. Hala bunun davasını aksi istikamette götürmeye bir mana var mı? Ne zaman toparlanacak bu ümmeti Muhammed de gerçeği idrak edecek, yaşayacak? Bakın bir Kürt davası, Türk davası gidiyor. Ne davası be? Hepsi kardeşimiz bizim. Dışarı din kardeşimiz. İstersinden olsun. Bu vatanda herkesin hakkı var. Kolaydan kurulmadı bu vatan. Evet. İnek altından, camın altından buzağı aramış gibi. Camımızın altında buzağı olmadı. Erkek camımızın altında buzağı olur mu? Dişinin altında olur. Öyle dediler eski tabir. Aramayalım böyle şeyler, yapmayalım. Kısadan nasıl kardeş olacaksa öyle olalım. Zaman kabul etmiyor artık, gidiyor ona doğru. Rezonun anlamı yok. Mecbur dünya kardeşlik. Allah'ın yarattığı bu kardeşliği anlamıyor. Peygamberleri düşman edildik. Tabi olanları düşman ediliyoruz. Efendim uyduruk bunlar. Uydurma kelime. Allah'ın buyruğunu dışına şey hemen uydurma derim. Hodur meydan işte. Ben, internette veriyoruz. Hodur meydan diyorum. İslam'dan başka din varsa getirsinler lütfen. Allah'tan korkmuyorlarsa. Din İslam. Bütün Peygamber Efendimiz İslamiyet'e geldi. Şeriatlar o zamanın yaşantısına göre Allah'ın emridir. Hiç kimsenin hangi zamanda yaşadığını uzatmaya hakkı yok. En son gelen şeriatı karra. Şimdi onu yaşıyoruz. Allah elimizden almasın. Allah vardır, şerik-i nazir yoktur. Eşi benzeri yoktur. Olacak, olmayacak. Allah'ın sıfır sıfatlarını anlayalım. Zatî sıfatlarını anlayalım. Fiili sıfatlarını anlayalım. Peygamber Efendimiz'in sıfatları nelerdir anlayalım. Tasavvuf bu işte. Tasavvuf bu. Anlayalım, nasıl anlayalım? İlmen anlayalım, ondan sonra aynen hakka olacak. Yaşayacaksın. Tasavvuf bu. Hocam neyin inkar ediyorsun sen bunu? Lütfen. Bir kişiden de cambazı, Charles Bono nazarını alıp da gerçeklere ne hakaret ediyorsun? Ne hakkın var buna? Çıkarcılar Allah kahretsin. Ne hale getirdiler? Atatürk'e bu hususta da hürmetim sonsuzdur. O düzelecekti bunu. Ömrü vefa etmedi. 15 sene diyordu bana, 15 sene lazım. Kolay değil. Hala düzelmedi. Muharrem ayınız mübarek olsun. Tekrar baştan da söylediğim gibi. Kıymet söylediğim aylar. Bütün dünya kullanılan böyle. Allah'ın rahmetinin sonsuz tecelli ettiği aylar. Bütün Peygamber Efendimiz'in hayatında rahmetinin zuhuru var. Evet. Ve onun için eskiden yılbaşı Muharrem ayıyla başlardı. Önem verdiler için.
Nuh Aleyhisselam hadisesinin olayını biliyorsunuz tabi. Evet, ikinci Adem diye anılır Nuh Aleyhisselam. Çünkü beşeriyet yeniden neşrine mal oldu. Bir tevettülat oldu. İkinci tevettülat, Allahu alem mahşer. Evet. Yakın uzak. Dünya senesiyle aldatmasın bizi. Mana, bakıyorsun yemeğe ne oluyormuş. Eyvah ya, ben hazırlık da yapmadım. Ne yaptın? Dangalaklık yaptın. Allah sana bu imkanı, bu fırsatı verdi. Kullanamadın. Kadrını bilemedin. Kötü miras yediler vardır hani. Beceriksiz. Şünefe derler bizim memlekette. Yani elinden bir iş gelmez. Özür değil bu. Tembel olduğu için gelmez. Yoksa herkes işe yarar. Herkesin bir yapacağı iş vardır. Ben bir zamanlar arkadaşlarım birisine öyle dedim de, it sürü para kazan lan. Utan dedim hani. Bir it bulmuş da birbirine ip bağlamış, ölüsünü bana getiriyor sürüyerek. Dedim al bana, kazancını vereyim gel. Madem içi sürmüşsün. Yani bu değil, bu değil. Tabii mesela bunlar. Meyt gibi kimsenin omuzuna binip de gitme. O meyt oldu, cenaze. Omuzda taşınır. Sen hayattayken omuza biniyorsun. İyi anlayın sözümü Allah aşkına. Yapma bu bakarsızlığı. Allah seni noksan yaratmamış. Herkese bir meziyet var. Herkes aynı olacak değil. Kim görecek, kim görecek? Bunun zamanen yürüyecek. Tertibi tanzim ilahi böyle yapmış, böyle yaratmış. Hikmet bu. Onun için hele sen ben davaları, işte ona yine geliyoruz. İç acısı, yürekler acısı. Allah hükümetimizi, devletimizi düzelttiği gibi dünyayı düzelsin inşallah. İşte dünya galibiler. Bakın Allah'ın rahmeti tecelli ediyor. Bu abdi acıza kulak verin. Hepiniz kuşçu olursunuz. Ne olur Allah aşkına. Peygamberler birbirine ayırt etmeyin diyor Hazreti Allah. Ayırt etme. Kitapları ayırt etmeyin. Onlar benim gönderdiğim ahkamımdır zamana göre. Yapma. Emanet'e dikkat et. Emanet'e billahi ve melaketi ve kütübi ve rasulihi. وَالْيَوْمُ الْآخِرِ بَبُ الْقَدَرِ حَيْلِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهُ تَعَلَى وَالْبَاسُ الْبَعْدَ الْمَنُ تَقْقُنَ اَشْهَدًا لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدًا لَا مُحَمْدَ اَبْتُ وَرَسُ İman efendim, iman, iman diyor Hazreti Allah. İman olarak, itikatta mezhebimiz. İmam Maturidi Hazretleri, İmam Hasan Eşrari Hazretleri'nin ittifakın. Kur'an'dan çıkardıkları iman bu. Allah'ın varlığına inanacaksın. Meleklerine inanacaksın. Gönderdiği peygamberlere inanacaksın. Hepsi. Kitaplara inanacaksın. Ama senin zamanına göre gönderilen kitap ve peygamber senin için izinde gideceğin zat. Allah'ın kulu, Resulü. İlah değil. Elçi, rahmete vesile. En son, çok sonsuz rahmete vesile Peygamber Efendimiz. Bu abdayı yaşayarak söylüyorum. Veraset tanışıyorum. Bir gücüm var mı? Vallahi yok. Beş eli var işte. Geliyorum, geliyorum. Giderken de birkaç kişi yardım ediyor. Ama Allah imanımızı korusun. Bu imanımızı elimizden almasın. Artık zaman geçiyor. Geçirmeyelim. Geçti o cehalet zamanları.
Hazreti Allah cahil yaratmadı insanlar ama insanlar kendilerini itekliyorlar cehalete. Elime bir daha böyle fırsat geçer mi? Ama çok hatırıma geldi de söylerim. Adam yetiş ya hazır, bir dileğim var dermiş. Bir dileğim var senden, yetiş. Bir gün gelmiş, orada kendi belinden ark açıyor. Belki demirden yapılır, kürek açamaz onu, bir açar ancak. Defkili mefkilidir böyle. Söyle diyor, ben Hızır'ım, geldim işte. Hadi istiyordum beni, geldim. İnanmam diyor. Allah Allah. Sen Allah'tan istemez misin? Her zaman feryat ediyordum. Bir dileğim var diye, geldim işte, söyle. Bu beni inandır diyor. Huzur olduğuma. Nakıs insanlar. Kimek yoktur. Böyle beşerin içinde, toplumun içinde. Ne yapayım inanıyorsun? Şu elimdeki beni kürek yap bakayım. Kürek olsun diyor, bırakıyor, kayboluyor. Kürek de işe yaramıyor. Beli lazım o da. Ulan Hızır'ı bulduk ama belimize kürek yaptık, hiçbir şey yaramaz. Böyle olmayalım, olur mu? Ya. Beni kürek yapmayalım. Ahmaklık derler bu. Ne Hızır'da güç var, ne şunda güç var, ne bunda güç var. Güç Allah'ın. Vesile kılmış bunları senin ihya olman için. Senin bir şeyler yapman için vesile kılmış. Dünya öyle değil mi? Bakın şöyle, bakın. Bir zerreye bakın, senin için yaratmış Hazreti Allah, vesile kılmış. Tertib-i tanzim ilahi. Ondan sana da bahşetmiş, senin mizacında da var bu. Somut sıfatlarını, işte Adem'in ruhundan ruhundan, anlamın tecellisi var sende. Tanzim senin için. Hiçbir hayvan tanzimden haberi yoktur. Tertipten haberi yoktur. O kendi yaşayacağı kadar bir şey öğrenmişler. O kafası tokadı bir dediğin gibi içinde yaşar. Ne ev yapabilir, ne gümele bile yapamaz, kelik bile yapamaz. Yok. Bakın, bakın, tanzime bakın. Bakın, tanzime bakın. Getir bir mahluku yaptır şöyle. Allah sana bunu bahşetmiş. Allah'ın sıfatında yoksun. Sen ilah değilsin. Allah'ın kulusun. Anladık değil mi? İnşallah dünya anlayacak. Dünya anlamadan Allah bu canımı almasın benim. Ya. Bizler de çalışın. Ona çalışıyoruz. Bak, bütün devlet adamlarından bu fikrimize teşekkür var. Bizim fikrimiz değil ki. Rabbimiz İsa'nı görgümüz bu bizim. İşin aslı esası. Tekrar ediyorum. Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebimizle yaşamaya çalışıyorum. Ehl-i tasavvufuz. Ehl-i tarikiz. Sufa ehlinin devamıyız. İlmen yakın, aynen yakın, hakkal yakın. Bunların hayranıyız. Bunu yaşamaya çalışıyorum. Mezhebimiz var. Hanefi, Maliki, Hanbeli, Şafii. Neyse. Biz Hanefiyiz. Meşrebimiz var. Alevi. Bakın yanlış anlamayın. Yani hangisi içine geliyorsa ona doğru meyleniyor. Yok. Hayır, hayır. Gerçeği anlatıyorum ben. İlmen anlatıyorum. 12 tarik vardır.
temel tarihler. İşte 12 tarih listesine koyuyoruz. Bak, 12 tarihin onları vardır. Evet. 12 tarihin 12'si de Alevi meşreptir. Tarihi konuşuyorum. Ene Medine'sin Ali Babuha buyurdu Peygamber'in Efendimiz. Ben ilim şehriyim. Ali kapısıdır. O kapıdan gir. Çünkü Hulefai Raşid Efendimiz içinde en alimi Hazreti Ali Keremullah Beş Efendimiz değil. Şah-ı Vilayet. Ha, mezhebimize gelince bir sanefiyiz. Şafi var, Maliki var, Amiri var. Hepsi var. Fakir şahsımı anlatıyorum. Hanefi mezhebimde. İmam-ı Azam Hazretleri'nin Hicri 75 senesinde dünyaya gelip 150 senesinde itihal eden, ashabın güzelleriyle konuşan, sufa ehliyle görüşen büyük imam. Hepimiz büyük. Allah şefaatine ayırsın. Hiçbirinden küçük demiyoruz. Haddimiz değil. İmameyn diyoruz. İmam Yusuf, İmam Zübeyir, İmam Muhammed. Bunlar hepsinin müşterek iştirakında İmameyn dediler. Hepsi de müştehittir. Biz aslında anlatıyoruz. Meşrebimiz Alevi'dir. İmam-ı Azam Hazretleri de sonradan Alevi meşrep oldu. Bakın, İmam-ı Azam Hazretleri. Niye? Cafer-i Sadık radıyallahu anh Efendimiz 12 imamdan. Cafer-i Sadık radıyallahu anh Efendimiz. Dinlesin dünya bunu. Tarih konuşuyor. Hazreti Ali, Hazreti İmam Efendimiz'in babalığı idi 2 sene. İki senem olmasaydı doğman helaktaymış diyor. 2 sene tasavvufi terbiye aldı. Cafer-i Sadık radıyallahu Efendimiz'den. Anladık değil mi? Hocalarımız da anlasın bunu. Lütfen. Tarikatı ne hale geliyor? Fakir seceramı tekrar etmeye lüzum yok. Evet. Onun için en alim Hazreti Ali Keremullah Beş Efendimiz'i Şah-ı Velayet, velayetin şahıdır. Evet, Hazreti Resulullah Efendimiz'in terbiyesine yetişmişler. Mübarek annemiz Fatıma Zehra validemizle evlenmiş ve Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz Ehl-i Beyt. Evladı Resul. Âl-i Beyt, Âl-i Aba. Alevi kardeşlerim, bu Abdülaziz dinlesinler. Bu fakire eskiden beri hürmet gösterdiler, Allah razı olsun. Lütfen İslam'ı beraber yaşayalım. Nasıl yaşanacak İslam? Yani zorlarına gitmesin şimdi. Ben kimseyi tenkit etmiyorum. Ama Kur'an-ı Azimşan'a hürmetle kusur etmeyelim. Allah kelamıdır o. Savun-u Sanat, Hac-ı Zekat, Kelime-i Şehadet. Ne girelim buyurlar. Senin her yaptığın Allah için hareket, zevktir bu, aşktır bu. Allah gününü gösterecek. Hiçbir şeyi tenkit etmiyoruz. Hüseyin Efendimiz'in Resulü buyurmuş. Aç de, Allah de oyna demiş. Şimdi
Ama onu o hali bul oyna. O hali. Oyun değil de Allah'a aşıksan kimsenin senin haline düzeltme hakkı yok. Tasavvufta üveyşilik vardır. Veysel Karani Hazretleri ismine izafeten bu abd-i aciz üveyşiyim de Peygamber Efendimiz'in tasdikiyle üveyşiyim ben. Kadir Ruhay Galibi ve üveyşi. Yazamıyor bunu, üveyşilik. Evet. Hak aşığı. Allah'ın da kabul ettiği aşıklardan, kabul ettiği aşıklardan. Biliyorsunuz Veysel Karani Hazretleri'ni tekrar edeyim bilmiyorum. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabıyla giderken kokulardı Yemen tarafı. Bana Yemenlilerin aşk kokusu geliyor. Aşk kokusu. Kimdir ya Resulallah bu aşık? Bu bahtiyar Üveys vardır, Üveys. Karan şehrinde bulunur. Öyle aşıktır ki Hazreti Allah'a. Dolayısıyla Hazreti Resulü'nüze aşık olmadan Allah'a aşık olmaz ki. Peygamberleri kabul etmeden Allah'a aşık olmaz ki. Kitapları kabul etmeden Allah'a aşık olmaz ki. Ha aklın olmaz da. Ayrıca Allah'ın varlığını öyle hissedersin ki kendini bütün mevcudunu kaptırırsın. Allah desin için yanar. Bunlar üveyşiliktir. Üveyşilere intisap edilmez. Onlar ders vermeye mezun değildir ama duaları hepsinin üzerinde müstecaptır. Tasavvuf anlatıyorum iyi anlayın. Narın duaları müstecaptır. İncidirsen ah ederler, ömrün kökün kurudurlar diyor Yunus. Himmetler olsun baki, kim padişah oldu sahi, esirciyi serdermişleri. Dokunulmaz. Onlar ders vermeye mazum değildir. Onların aşkına hayran olacaksın. Kelamlarına değil. Kelamları da aşkın zaten. Çok yaşadım böyle insanlarla. Sonra bu aktarızda üyeşilik de var dedim. Parmağımı kestirdiğimde sahil işim var Çorum'da. Efendim 47-48'lerde yaptı. Çok okul aldık. Onun doğranlarını kapılarını bölümüne yetiştireceğiz. Marif Bekâresi'nden. Ben almadım da bir yakınımız aldığı için beni de illa itekledi içine. İşim iyiydi. İşim iyiydi. Kırdavaşçılık yapıyordum. Mobilya yapıyordum. Atölyem vardı. Çerezde satıyordum. Basit bir iş değildi bunlar. Sermayem vardı. İşte bu yakınımız taahhüdü almıştı benden taahhüdü işini. Geldi kardeşim senin işini aldım ben yapamam yalnız bunu diye bizi iteklediler. Babam da oğlum bu bizim fakirimiz kırma dedi. Ve girdik. İş lazıma o sebep oldu. O sebep oldu da size esas bir noktayı anlatacağım. Esas. Uyanın diye. Ben uyumuşum. Siz uyanın.
Eskiden görmüş bir tüccar vardı. Mağdur olmuş, düşmüş, bir şey yok. Ne zaman beni görse kuşçuzade derdi, kuşçuzade. Sigaram yok, ben çalıyordum. Kuşçuzade karnım aç, kuşçuzade harçlığım yok. Ne zaman görse, Allah kanı verir, rahmet etsin tabii. İşte. Seve seve yapardım adama hizmeti. Görmüş geçirmiş insan. Bir gün işte bu taahhüt işini yapıyoruz da çok canım sıkıntılı. Çarşıdan gidiyorum. Arkam sonra kuşçu zade diye bağırdı. Anladım tabii. Ayağımı daha açtım yetişemezsin diye. Çünkü çıpartma vücudum var. Kuşçu zade. O da gelir geliyor zavallı. Neye sıkışmış bir şey aldıracağım. Ne oldun gebermedin ya durdu. Dinle. Atlattık biz o şeyi. Kuşçuzade'yi atlattık. Atlattık. O gece. Gece vardiyasında ben çalışıyorum işçilerimle. Gündüz vardiyası var. Kalınlık makinesini ben yapmıştım Polonya'dan. Tabla indirerek istediğim kalınlığı çekiyordum. Kalın aynen. Kurr. Ben yapmıştım makineyi. O zaman neyse o da ayrı bir dava. Gece ezan yaklaştı sabah ezanı. İşte okundu okunacak arası. Top açıkta dönüyor ya ön tarafı. Nasılsa biz parmağımızı vurduk. Vurdular yani. Ben vurmadım da vurdular. Kesir kesir şalteri çektim. Allah sizi andırsın. Yeminle söylüyorum. Aynen o kaç kere kuşçuzade dedilerse kuşçuzade açıktan bağırdılar. Anlıyoruz değil mi? Onun için sizi verin diyorum yavrum. Fakiri boş çevirmeyin. Sen öncüsün. Sana ne? Sen Allah için veriyorsun. Veren hem alandan üstündür buyurulmadı mı? Ben o hatayı yaptım, siz yapmayın. Ve iflasımla ödedim. Hiçbir şeyim kalmadı. İstanbul'dan aldığım hırdavatı mağazam var. Satış yapıyorum. Hem bütün esnafa kredi açtım. Öyle. İyi çalışıyorum. %20 aşağıya faturadan %20 aşağıya devrettim. Bütün borçlarımı ödedim. Çünkü cezaya girdik. Günde 50 lira ceza vardı. O zaman 50 lira bugünün 500 bin lirası, 2 bin lirası. 3 ay çalışamadım ben. 3 ay cezaya girdik. Aldığımız parayı teslim ettik. Aldığımız parayı duz değil dağıttık, yetmedi. Yetti, ben hiçbir şey bırakmadım kendime. Ben meteliksiz Çankırı'ya geldim ben. Bedir abi işte amcamın oğlu gelmişti. Amcam vefat etmişti o sırada. Geçen gün hadi kardeşim gel beraber çalışalım dedi. Geldik. Devlet Demir Yolları Karanti Bankası'yla çalışıyor. Lojmanlar bir Çankırı'nın şeyi yapıyor, istasyon binası falan. Hepsine emeğim var benim. Oranın da işi bozuldu ben gelince. Allah'ın gönlünü zor ediyor. Kolay değil. Onun için sakın Allah'ı kızdırmayın.
Bunlar ibret alemmiş anlatıyor onu. Hem dünya dinlesin bunu. Evet. Sizler aynı hataya düşmeyin. İhtiyarlamış şeyhiniz anlatıyor. Keşfimde bilmem dağa duvara nedir? İnsan kandırma nedir? Allah korusun. Aman yarabbim. Yalan söyleyeceğim. Efendim, hilahur da yapacaksın. Bununla yaşadım diyeceksin. Geber ondan iyi. Yaşıyorum mu diyorsun? Çok kardeşlerim biliyorlar beni, eskiden beri tanıdılar. Yani Ankara'daki efendiler iyi biliyorlar. Bilmem öyle hilahurda oyun desiyse. Ben Allah'a inanmıyorsam inanmıyorum diye aykırırım. Böyle bir insanım. Ama ben Allah'ın varlığına şahidim. Sıvı suratların tecellisine aşinayım. Allah sizlere de aşina kılsın. Subut sıfatları. Tasavvuf bu işte, tarikat bu. Evet. Onun için işte uyuyor. Uyanana Allah lanet etsin buyurdu Peygamberimiz Efendimiz. Fitneye iştirak etmeyin, olur mu? Allah bütün kardeşlerimizi fitneden korusun. Amin. Zaman ne icap ediyorsa onu yaşayacağız efendi. Dün geçti cancağızım dediği gibi. Gün bu gündür, gün bu gün, den bu gündür, den bu gün. Dün Mevla'na söylediyse bugün de ben söylüyorum. Babasının malı değil kimsenin. Hikmet müminin kayıp malı nerede olursa alsın. Muharrem ayındayız. Muharrem ayına hürmette kusur etmeyeceğiz. Hatta imkan olanlar Peygamber Efendimiz tavsiyesi vardır. Hiç olmazsa iki oruç tutunuz. 9-10 yahut 10-11. Efendim. Ramazan orucuna benzer oruç yok zaten. Allah-u Teala Hazretleri. Hilal gör, oruç tut. Hilal gör, bayram et. Bu oruç teşekkür mahiyetine Rabbime ihsan ediyor. Ramazan emri ilahidir. Ebu Adalevi kardeşlerimiz bu günde de tutuyorlar. Ya Allah hayırlı kabul etsin. Yaptığı ibadet taatlarına. Yani niçin yaptın demezler de. Niye yapmadın derler yapılacak bir şeye. Onun için Peygamber Efendimiz buyruğuna göre hareket ediyoruz. Muharrem ayı bizim için, dünya için, bütün insanlar için muteber bir aydır. İşte aşure ayı, Nuh Aleyhisselam'ın aşuresine benzetilen, her bütün sade biri değil, rahmetli ayının sonsuz tecelli ettiği gündür. Aşureyi de hiç ihmal etmedik şimdiler değil mi? Dergahımız vurulduğu günden beri, aşureyi hiç ihmal etmedik. Hep yaparız. Evet. Hatta aşurenin yüzünden de birinci şubeye götürdülerdi bizi bir zamanlar. Ya şey burada mı Hacı Efendi? Aşureci. Ya onun evinde. Ben yoğundum ama. Ben de sonra aldılar. Sağ olsunlar. Birinci şubede yattık kaç gün. Kaç gün bilmem nerede yattık falan. Nezaretlerde bilmem nerede. Ne aşure. Yani Allah'a günler göstermesin. Amin. Yani kurtarsın artık Rabbim. İnançları yüzünden ceza gören insanlar. Ne demek ya? Ne demek ya? Ne karışıyorsun sen benim inancıma? Sen imansın, sen git kullar olsun. İşte dünya bugüne gidiyor. Sen imansızsan kullar olsun diyecek güne gidiyoruz dünya.
ayağımızı çabuk tutalım, elimizi çabuk tutalım da ümmeti Muhammed'e yaraşıyor bunu ilan etmek. Yoksa dünya zaten gidiyor buna. Sen istersen kehanet değil ki bu. El Fatiha.